Savunma sanayindeki yerlileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. ABD başta olmak üzere yurt dışındaki kimi ülkelerden temin edilen kritik bir sistem daha Türk mühendisler tarafından milli olarak üretildi. Muadillerinden çok daha iyi ve çok daha ucuz olan bu parça, Türk İHA ve SİHA'larının başarı hikayesinde önemli görevler üstlenecek. İHA ve SİHA platformları için geliştirmekte olduğumuz ürünler, kritik haberleşme altyapısına yönelik olan ürünler. Bunlar İHA'nın uçmakta olduğu süre içinde yerle olan görüntü ve data aktarımını iki yönlü olarak sağlayan haberleşme anten sistemleri. Yakın tarihe kadar özellikle Amerika ve diğer ülkelerden tedarik edilmekteydi. Tedarik edilirken de nerede kullanılacakları bir sınırlama konusu olmaktaydı. Ki özellikle kritik operasyonlarda bize müdahale edilmesi söz konusu oluyordu. Teknoloji olarak bunları kendi ülkemizde, kendi Ar-Ge'mizle yaptığımızda bu sınırlamalardan kurtulmuş durumdayız. Ve bunları kendimiz üretebilir ve hem yurt içinde hem de diğer yerlerde istediğimiz gibi kullanabilir hale gelmiş oluyoruz. Bunlar İHA'nın uçuşu esnasında özellikle hangi operasyonlarda kullanılacağı, nasıl haberleşileceği, nasıl görüntü aktarılacağı açısından kritik olan ürünler. Bunları şu anda hem TB2'de hem Akıncı'da yerli olarak üretmekte ve sahada kullanılır olarak sunmaktayız. Aslında konunun iki önemli ayağı var. Bir tanesi maliyet, öbürü de teknik özellikler. Bizim çalışmalarımıza başladığımız zaman ki örnek aldığımız ürünler yurt dışından gelmiş ve uzun yıllar çalışılmış olan ürünlerdi. Geldiğimiz noktada teknik özellik olarak bu ürünlerin çok daha ilerisine geçtik. Hem hava uçuş performansı olsun, hem güvenirliği olsun. Bu ürünler muadillerine göre çok daha üstün özellikte olmakta. Bir diğer konusu da maliyetleri. Bu maliyetleri de biz oldukça aşağı çekebildik. Vermekte olduğumuz çözümlerle İHA'larımızın, SİHA'larımızın yurt dışındaki satışları ya da yurt dışı pazarlara sunulmasında olan çeşitli sınırlamalarda kalkmış oluyor. Çünkü daha önce herhangi bir ülkeye satış söz konusu olduğu zaman kritik olan alt bileşenler, tedarikçi olan ülkeler buna müdahale ediyorlardı ve çeşitli sınırlamalar getirebiliyorlardı. Özellikle bizim verdiğimiz haberleşme ürünlerinde bu tedariği artık kendi bünyemizde sağladığımız için bu tip sınırlamalardan da kurtuluyoruz.